Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede Temel Hakların Yorumu konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da Hukuk Devleti konulu teziyle de doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi görevine devam etmektedir. Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren Bir Gün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır. Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir. Başta Birikim olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayınlanan Mithat Sancar AÜ Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir. Mithat Sancar, 3 Nisan 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil İnsanlar listesine Marmara Bölgesi temsilcisi olarak girmiştir. Kitapları: Geçmişte Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, Şehrin Zulası, Ankara Kalesi, Devlet Aklı, Kıskacında Hukuk Devleti, 2018 Genel Seçimleri, HDP, Halkların Demokratik Partisi, Mardin Milletvekili Adayı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'den ayrılan Ayhan Bilge'nin parti kurmasıyla HDP'ye alternatif olacağı iddiasına ilişkin, ciddiyette tartışılacak bir mesele değil. Biz onlara yolunuz açık olsun deriz, değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Sesi Partisi kurucu başkanı Ayhan Bilgen ise, ODTV'ye yaptığı açıklamada, 31 kurucumuzdan 3'ü HDP'de geçmişte siyaset yapmış isimler, diye yanıt verdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Amerika'nın Sesine verdiği röportajda, partinizde yöneticilik yapmış Ayhan Bilge'nin parti kurmasıyla HDP'ye alternatif olacağı iddiasını siz nasıl görüyorsunuz, sorusunu yanıtladı. Mithat Sancar, bize alternatif olma konusu, ciddiyette tartışılacak bir mesele değil. Biz onlara yolunuz açık olsun deriz. Bizim içimizde bu tür gelişmelerden kaynaklı bir sorun yok, dışımızda bizi zorlayacak herhangi bir etki yaratması da, en son Neroz meydanlarındaki gür ses ile görüldüğü üzere, söz konusu değil, açıklamasında bulundu. Bizim kurucularımızın %10'u HDP geçmişine sahip. Türkiye'nin Sesi Partisi kurucu başkanı Ayhan Bilgen, Mithat Sancar'ın sözlerine yanıt verdi. Ayhan Bilgen, ODTV'ye yaptığı açıklamada, "Biz, hiçbir partiye alternatif olarak ortaya çıkmadık. Kimseye karşı değiliz ama kimsenin devamı da değiliz. Biz %90'a hitap etme iddiasıyla yola çıktık," ifadelerini kullandı. Parti kurucu profilimizde geçmişte çok farklı partilerde mücadele yürütmüş arkadaşlarımızdan oluşuyor, diyen Ayhan Bilgen şunları söyledi. Ve dolayısıyla da biz tümüyle Türkiye toplumunun demokratikleşmesini amasız, ancaksız savunacak bir siyasi mücadelenin öznesi olacağız. Toplumu siyasete katmak, siyaset dışında kalmış kesimlerin siyasette sözünü rahatlıkla söyleyebileceği bir platform inşa etmek üzere yola çıktık. Kurucularımızın içerisindeki arkadaşlarımızdan bazıları sadece milli görüş geleneğinde siyaset yapmış arkadaşlar. Ya da Deva Partisi'nde siyaset yapmış arkadaşlar. Bizim kurucularımızın %10'u HDP geçmişine sahiptir, yani Türkiye oranı gibidir. 31 kurucumuzdan 3'ü HDP'de geçmişte siyaset yapmış isimler. Diğerlerinin büyük kısmı hiç siyasete girmemiş şimdiye kadar, bazıları da sağ partilerde siyaset yapmış kişiler. Parti kuruluş dilekçesi teslim edildi. Öte yandan, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Kısaltması SES olan partinin kurucu başkanı Ayhan Bilgen olurken, bakanlığa 31 kurucu üye ile başvuru yapıldı. Partinin kurucuları arasında yer alan, HDP'den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, İçişleri Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında şunları söyledi.
yeni bir siyaset kurmak üzere İçişleri Bakanlığı önüne geldik. Ülkemizdeki durumu biliyorsunuz. Ülkede hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum nedeniyle muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık çalışmanın sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bir televizyon programında, 7 parti birlikte hareket ediyoruz demişti. Sancar'ın sözleri altılı masa ortağı İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner ittifakın mümkün olmadığını belirterek, İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz. HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, sözleriyle net tavır sergilemişti. Aydın'daki il başkanını tanımadı. HDP Aydın İl Başkanı Aysel Batyar Önsel, altılı masaya meydan okuyan açıklamalarda bulundu. Önsel, HDP'siz o masanın Cumhurbaşkanlığı seçimini alma şansı yok dedi. İYİ Parti'nin sözlerinin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Önsel, İl Başkanı Recep Taner'in de kim olduğunu bilmediğini söyledi. HDP'siz bir geleceği yok. Önsel yaptı, Recep Taner kimdir, nedir? İYİ Parti'yi takip etmediğim için de ne dediğini bilmiyorum. Ben il başkanı kim bilmiyorum. Paşa gönülleri bilir. Bizim ittifakımız bellidir. Üçüncü yoldur ve demokrasi ittifakıdır. Mithat Sancar hocanın söylemi de ona tekabül etmez. Kimseyle altılı masanın herhangi bir bileşeniyle bir yarış halinde değiliz. Açıklamaya bütüncül bakılması lazım. İYİ Parti'nin şöyle demesi böyle demesi bizi ilgilendirmez. Zaten o masada yokuz ama o masanın HDP'siz bir geleceği yok. HDP'siz o masanın Cumhurbaşkanlığı seçimini alma şansı yok, ifadelerini kullandı. 2 yıl önce gerçekleştirdikleri kongrelerinde, direnmeden sonra yolumuz şimdi inşadır, dediklerini hatırlatan Sancar, şimdi inşa zamanıdır, inşa derken kastettiğimiz bu ülkeye demokrasiyi, toplumsal adaleti, barışı, özgürlüğü getirecek bir düzeni kurmaktır. Bu düzeni hep birlikte kuracağız. Bu düzeni öncelikle sizlerin yerellerde yürüteceği güçlü mücadeleyle inşa edeceğiz. Bu değişikliği, yeni başlangıcı ve inşayı yerellerden başlatacağız. Hedefimiz Büyük Demokrasi İttifakı'nı oluşturmaktır, amacımız da bu ülkeye güçlü demokrasiyi ve büyük barışı getirmektir. Esasen demokrasi mücadelesi halkın kendi kendini yönetme mücadelesidir. Demokraside gerçek anlamda oluşacaksa halkın kendi kaderine karar vermesidir. İşte bunun için en önemli kanal ve yol yerellerdeki mücadeledir, diye konuştu.